nabzını yokladık. Domates satıyoruz, evet. Şu anda 6 liraya veriyoruz. Çiftçi olarak biz üretip satıyoruz. Bu yıl battık. Yaklaşık biz 400 ton ürettik. Seneye Allah nasip ederse 1 ton bile üretmeyeceğiz. 1 ton dahi sadece kendim yiyeceğim kadar yetiştireceğim. Çünkü bu yıl üretici battı. Domatesin size maliyeti ne kadar, yetiştirme maliyeti? Sadece toplatma maliyeti işçiye bugün 1,5 liraya kilosunu toplatıyoruz. 8 aydır ben emek veriyorum, masraf ettim. Yani yaklaşık 7-8 lira maliyeti var. Şu anda maliyetin dahi karşılanmıyor. Seneye de Allah nasip ederse 1 kilo dahi üretip satmayacağım. Yani bir A101'e, bir ne bileyim bir fabrikaya girip çalışacağım ama üreticiliği bırakacağım kesinlikle. Biz bu işi bırakıyoruz. Teşekkür ederiz. Hükümete de teşekkür ediyorum. Çiftçiyi bu hale düşürdüğü için. Fiyatlar ucuz kuzum. Bu mazotun yani işçinin hakkını vermiyorlar. Yani bir işçi bir 800-900 liraya çalıştırıyor. Bir kilo biber 25 lira. Üç çuval biber satacağım da. İçinin hakkını vereceğim. Mazotu var bunun, emeğimiz var. Yani hiçbir yani karşılanmıyor. Diğer yıllara göre en kötü yıl bu yıl mı fiyat olarak? En dedi. Geçen yılda ona sattık salçalı, bu yıl da ona satıyor. Yani bize hiçbir kar yok bu yılın. Karımız ucuz daha üretmenlikten şey değil kızım, biz ölüyor çeke. Mazotun kilo kaç lira, şunlar ceyran nasıl oluyor, ceyran parasını kurtaramayan. Ana millete pahalı diyenler ama çiftçilik öldü bir kere, öldük biz. Ha, kızımsınız bak, inanın öldük. Diğer senelere göre bu sene maliyetler daha mı düşük? Bu sene düşük tabii ki, de sene bundan iyiydi. Koyunum var, koyuna 150 milyarlık saman aldım, ben bir şey öğrendiğim yok. Giden sene bundan iyiydi tabii. Öldük, çiftçiliği öldürdüler kuzum. Öldük. Yok, ben destek neyimi aldığım yok. Daha mazot parasını düşürmesini düşünüyorlar. Çiftçi ne? Biz ekmeyince ne yiyecek? Ben ayanlıyım bak. Biz hepsi ekmeyince bu millet ne yiyecek kuzum? İnan çektim, bir kadının günlüğü 1 milyar. Evinin ihtiyacını da götürüyor, getireyim şuna 25 lira dersen pahalısını yallah. Mazotu kilo kaç lira? Ceyran nasıl oluyor? 3 tane dinama çalışıyor, ceyran parasını kurtaramıyor. Ben 48 yaşında kaldım, öldüm, çalışıp kocam. Hem erkek oldum, hem kadın oldum. Ama o sandım dünyadan, yani böyle olursa yine bizim iyi kötü günümüz geçti, çocuklarımız ne olacak? Haksızsam Ayhan'ın teyze, sen haksızsın be. Çiftçiliği bırakmayı düşünüyor musunuz böyle gidersen? Benim çocuklarım, torunlarım okuyor bak. 6 tane kız torunum var. Biri avukat oldu Sivas'ta. Köyden biber toplamak kız diyorlar. Biri Sivas'ta okuyor, biri Tokat'ta okuyor. Biri liseyi bitiriyor bu sene, teşekkür alıyor da okuyacağım diye. Gidip de biz tarladan biber toplamak o sandık gayrı diyorlar. Çiftçiliği düşünen yok. Böyle olursa Türkiye acından ölecek kuzum. Ben haksız değilim. Ben her yerde konuşuyorum bunu. Ben ayhanlıyım yani. O sandık gayrı. İnan bak ben pazarda her şey, tarlada her şeyim var. Daha ben bir tane yemedim. Çünkü pazarlarda geziyorum çocuklarımı beslemek için. Neyse bırakın orayı. Ondan sonra da çıkıyorlar ekrana. Hayat şartları bahalı. Ne bahalı? Ucuz olunca da alan yok. Millete acım yüzüyor. Kopurma bir kavana. Gidiyor, alanı yok. Ucuzluk ya bizi. Kuru yemiş mi satıyorsunuz siz bunlarda? Evet, kuru kayısı. 20 lira. 100 liraya giden mal 20 lira. Hiçbir şey etmiyor. Üzüm var, şunun hep yüzüne bakan yok. Vallahi esnafların şu an itibariyle bir mağduriyeti yok. Ekonomide dersen görüyorsun. Yani millet caiz alışveriş yapıyor. Para yok diye yalan söyler. Yani ekonomi güzel. Ha durumlar dersen asgari ücretin emekli de yok. Diğerlerin hepsi de zengin. Esnafı da zengin, tüccarı da zengin ama normal vatandaşlar işte durum bu. Zebze fiyatları da köylü ürünleri biraz yerli ve şehir ürünlere göre bahalı. Seren ürünlerine göre, Mersin Adana'ya göre yine de normal yani. Yine de çoğu fiyatlar işte bir samırsa bahalı uçtu gitti, altın oldu. Üzüm tarlalarda kalmış 10 liraya orada satılıyor, burada 40-50 lira diyorlar. Patates sistem bahalı. Normal yani, ekonomi öyle diyelim. Biz yurt dışında yaşadığımız için biz daha yeni gezmeye geldik. Yani şu anda fiyatlar da makul. Çok güzel fiyatları var. Güzel mi? Yani 5 liraya domates satıyor. 10 liraya domates satıyor. Yani şey olarak hayat pahalılığı var ama pazardaki fiyatlar gayet makul. Benim gördüğüm bu kadar. Vallahi bugün biraz uygun gibi gel. Öyle görünüyor. Yani bir patlıcan olsun, şeftali olsun. Onlar bayağı ucuz.
Yerli üretimde fiyatlar nasıl köy ürünlerinde? Vallahi köy ürünleri biraz de bu şeylere nazaran biraz yüksek.